Merhaba. Yine bir pazar, yine bir ben. Minik bir... Anne, burası Erenköy müydü? Neyse, sosyete pazarı bulduk ama şu an adını bilmiyorum. Patlak gözüm ve ben. Pazardayız. İşte Bakkalköy mü? Bakkalköy sosyete... Gözümü görmek istemiyorum. Bakkalköy sosyete pazarına. Hoş geldiniz. Ne kadar? Anne, Siyon'a bir baksana ya. Şu kroplar 30 ama. 30'muş. Bir şey soracağım, çok iyi alsam mı? Bence iyi. Kropların 30 olması bayağı iyi. Anne, aklıma soktuğum video fikri değil mi? Annemle yine. Onun desenini de beğenmedim ben. 30 TL. Mesela anne, senin beni böyle çekmen lazım dolaşırken aslında. Ben seni çekiyorum. Tatlı. Bak, bunlar sen işte. Ama bunlar ne kadar, fiyat yazmıyor. Bir şey soracağım, burada çok güzel şeyler var. Sadece buranın şu an tek problemi ne biliyor musunuz? Kapalı alan olması ve sıcak, yani böyle bir havasız. Değil mi? Ben burayı yazın düşünemiyorum. İnsanlar ve kafaları. Şortlar var. Kesinlikle orijinal Nike. Tight'lar. Nasıl kumaşı? Yani idare eder fiyatına göre. Fiyatına göre de şeyi değişir yani, benim için değer mi değmez mi? Bal proteinden mum. Arıcılar kullanılır. O neydi? Bal mum. Petek. Orijinal petek mumu 15 liraydı. Pazarcınız geldi. Doğru. Hemen gidip çekim için ürünler bakalım. Bu bildiğimiz o çok ünlü bir şeyin şey değil mi ya, aynısı. Çok benziyor. Tabakçıda çekim yapmak yasakmış. Ama fiyatlar çok uygundu. 20, 10, 20, 30 falan öyle şeyler. Babaanne modeli. Boyu uzun olsa süper olurdu. Şapkalar, çantalar, yani her yerde takılar, halılar. Yukarıda bir aşağı dayı var mı? Ya her pazarda ne varsa burada da aynı şeyler var bu arada. Bence benden tavsiye, güzel bir pazara gitmek istiyorsanız net Kadıköy pazarı. Ben daha üstüne görmedim. Bir boydan gösterir misin? Evet, ben beğendim ama. 90 TL. İyi, bence de iyi. Yani bir şey kalmamış. Kumaşları iyi yani. Evet. Değişik. Baksan mı bir? Nasıldı? Ne? Az önceki siyah tişört 50 liraydı. Güzeldi aslında ama alttaki şeyi yamuk olduğu için almadım. Neyse, o ilk girişte ki gittiğimiz atletçiye bakacağız. O atletçiye bakacağız. Ben o atleti çok beğendim. Çünkü onun hem beyazı varsa beyazını hem de siyahını alırım. Ya dikişleri böyle bir garip duruyor ama üstte de şöyle yani. Bence gayet iyi. Ay.
bir hapşuruk krizi yaşandı da. Neyse, o siyah atlası aldım. Bence gayet iyi, kumaş da iyi. Ve 30 liraya şu an hiçbir yerde yok. Beyazı yoktu, olsaydı alırdım. Açık pembesi, koyu pembesi ve sarısı vardı. Bunların tonlarını beğenmediğim için almadım. Yani ani bir küçük pazar turu oldu. Bence güzeldi. Bir tane de bardak aldım. Eve gidince gösterdim. Çok sıcak. Yani arkadaşlar gerçekten çok sıcak. Of, neyse kapatıyorum şimdilik. Bay bay. Selam. Eve geldik. Ben unuttum. Az kalsın bunu da göstermeden şeye koyacaktım. Bulaşık makinesine. Göstereyim size hemen. Şöyle bir bardak buldum. 10 liraydı. Bence gayet tatlı ve güzel. Bunu aldım. Sonra tekrar 30 liraya. Biliyorsunuz zaten bunu kaç kere gösterdim. Bu atleti aldım. Diğer renklerini beğenmediğim için almadım. Bir de annem şeyi aldı. Bal peteğinden olan o mumu. O da 15 liraydı. Bence tatlı bir pazardı. Güzeldi yani. Sevdik biz. Ama dediğim gibi tekrardan. Eğer gerçekten güzel bir pazara gitmek istiyorsanız Bit Pazarı'nın olduğu gün Kadıköy Pazarı'na gidin derim. Yani şimdiye kadar gittiklerimde en böyle birçok şeyi beğendiğim yer orasıydı. Burası çok büyük değildi. Küçüktü ama vardı. Bayağı bir şey vardı. Bir de pahalı da değildi yani bence. Hani şu 10 lira yani sonuçta ve Bonna Premium diye bilmiyorum. Bu markaya çok hakim değilim. Ama şu an kulbunun çatlak olduğunu fark ettim. Harika. Neyse umarım bir şey olmaz. Ama tabii hani şey diye satıyorlar yani bu arada. Ne denir ona? Defolu diye. De ben hiç dikkat etmemiştim. Hani bunu söylemeden kapatmak istemedim ama keşke şu atletin diğer renklerinden de alsaymışım. Bilmiyorum siyah diye mi böyle güzel durdu ama duruşu çok hoşuma gitti. Bakın. Ben çok beğendim duruşunu. Çok hoşuma gitti yani duruşu gerçekten. Daha gidersem o tarafa bir tane daha alacağım. Güzelmiş. Neyse. Böyle arkadaşlar saat kaç oldu? Saat 8.30. Ben bu videoyu editleyeyim hemen şimdi. Belki yarım falan da yüklerim. Sizi seviyorum. İyi akşamlar. Gözümün haline bakın. Neyse iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Yorum da yapabilirsiniz. Tavsiye edebileceğiniz yerler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Yani ben seviyorum çünkü böyle yerlere gidip gezmeyi. Gideriz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Eğer birileri herhangi bir şeyler yazarsa, yazmıyorsunuz ama olsun. Bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.